Tarlanın etrafını telletmeyeceğim ben kurban olduğum. Ağzımın içini telleteceğim. Yurt dışından, tamam yurt dışından gelmesin benim. Benim meydanda hapiplerim var. Ben tel oradan alır gelirim. Sense de elemanı iste benden. De bayım. Tokat şivesiyle fenomen olan Kürşat Akgün'ün yanındayız. Kürşat Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş Öncelikle geldiniz. sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki ismim Kürşat, soy ismim Akgül. Evet. Çamlıbel Bolos köyündenim. 29 yaşındayım. Çamlıbel Belediyesi'nde çalışıyorum. Ekseri sözler nasıl oluştu? Ekseri sözler, amcaoğluyla pancar suluyorduk. Hani böyle klasik rutin bir hikayesi var. Yani Evet. böyle önden özdeşleşen veya hesaplanan planlanan bir şey olmadı. Sonra baktım halkın tepkisi güzel. Evet. Anadolu'muzun, hani Türkiye'mizin çok güzel şiveleri var. Dedim ki hani bizim de memleketimizin çok güzel şivesi var. Tokat şivesi, kendine özgü bir İç Anadolu şivesi var. Biz de Evet. bunu sesini duyuralım, yansıtalım dedik. Şükür biraz da başardık diye düşünüyorum yani. Olaylar böyle gerçekleşti. Halkın tepkisi nasıl oluyor sayfanıza? Halkın tepkisi çok güzel oluyor abi. Hani yani parayla pulla yapılacak işler değil bunlar. Yani Evet. çarşıda pazarda görüyorlar. Allah razı olsun, seviyor, sarılıyor. Teyzeler, oğlum ben seni de kendimi görüyorum. Genç kızlığımı görüyorum işte evlendiğim zaman. Amcalar diyor ki ben evladıma yaklaşımım gibi görüyorum falan diyor. Hani mutlu oluyorum ben de. Peki konuları neye göre belirliyorsunuz? Kırsal kesimlerde daha çok hani evin iç yapıları, hani söylenim, şivenin yansıtılma şekilleri gibi bu dinliyorum veya gözlemleme yapıyorum bir yerde otururken veya bir misafirliğe gitmişken veya bir ihtiyar bir amca eskiden anlattığı hani anıları falan olur ya, Evet. onları anlattı, oradan alabildiğim kareleri alıyorum işte bir iki, işte benim de katabildiğim ne varsa onları katıyorum işte halkın önüne sunuyorum. Çektiğiniz videolar içerisinde en beğendiğiniz hangisi oldu? En beğendiğim, ya birçok video var çok beğendiğim de, yaşlı teyze tiplemeleri daha çok seviliyor. Mesela çarşıda pazarda teyze önüme duruyor. Anam kuzum, hemen gözüyüm içini yesin. Sen benim gelinlikte yaşadığım şeyleri nereden biliyorsun diyor. Ya Evet. teyze çarşının ortasında beklemedi. Hani ben bilmiyorum diyor. Ben bu hayali tamamen işte anlatılan dinlenenlerden, yok kuzum benim kaynanam da bana çok çektirdiydi. Allah onun gözü korunmasın diye giriyorlar çarşıda pazarda. Tabii bilmeyen insanlar da garip garip bakıyorlar ama yapacak bir şey yok. Böyle tepkiler de alıyoruz işte. Teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim ziyaretiniz için. Elimden geldiğince memleketin sesini, şivesini yansıtmaya çalışacağım. Buradan da takipçilere selamlarımı gönderiyorum. Takat etsinler, takipte kalsınlar. Ekseri sözler yüzümüzde gülümseme bırakmaya devam edecek.